Vicente Luque önünü kesecek diye düşünüyordum ben Vallahi açıkçası. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim. MMA bu kadar basit yaban bir bakış açısıyla yapılan bir uygulanan bir spor değil ki. Biz Belal karşıtı falan değiliz bu arada. Belal Muhammed müthiş bir oyun planıyla götürüyor maçları. Barnett bunu kullandı. Çünkü zaten iki roundu kaybetmişti. Yani şu güreşe bir çözüm bulunamadı. Bence Faiz abi. Fahiş mi? Bence fahiş. Sen fahiş gelmedi mi? MMA hani yerinde duranların sporu değil zaten. Tabii. Gelişenlerin sporu yani. Belal Belal, belal gidiyor nereye? yani. Ha, hani. ha. Belal Belal fahiş değil dedim. Bu şekilde fahiş gibi duruyor. Yani ya abi, Şampiyon. Da. Güreş bunların en etkisi yani. yani. Buna bir çözüm bulunamıyor açıkçası. Yani Kalkma eğilimi vardı. Kalkma isteği. Ha kalkınca yalpalar mı? Ne yapar? Onu bilmiyorum tabii. Ama değerli izleyenlerimiz bu çocuğa dikkat. Kayu, Bahayu. Fight Digital'de pound for pound'a hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Ne Tyson Fury mi geliyor? Tyson Fury değil white maçı mı var? Ama pound for pound olmayacağını düşünmüyordunuz herhalde. Arda Tümer'le beraberiz. Evet merhabalar. Ee, hoş bulduk. Hoş bulduk ee, <laughs> Arda. E, Tyson Fury derim çünkü haftanın olayı o şu anda tabii ki. Ama biz tabii ki UFC'yi konuşacağız. Bellator'u konuşacağız. Önce özellikle. Doğan Merecep. Doğan Merecep yani yavaş yavaş... <laughs> doğal seleksiyon böyle elimine oluyorlar gibi. Özellikle Recep. Ya şimdi bak sen de burada nabza göre şerbet mi veriyorsun? Ben Bazı mi? Yücel Hiç hocam. alakam yok. Yani bazen benim şey hislerime göre ya yani, o anki duygu duruma Büyük maçlar göre. analizler bugün seninle kaldık şeye. Fight Night'a. Hocam, hocam. Analizleri tepalt analiz. yapıyor. Analizleri Analizi, burada. E, beraber Bu arada, de yaparız. Geçen hafta yani UFC 273'ten sonraki programı izleme şansım oldu. Hani Hamzat yorumları falan gerçekten çok yerinde tespitler ikinizin de. Teşekkür ediyoruz. Ee, çok hoşuma gitti onu da herkesin Te önünde söylemek istedim. Teşekkür canlı yayında da senin varlığını chat'te. Evet, chatte. chatte. Ben de o gün Catchbot kaydettik Ersay'la. Eee eve geldim, bir açtım sizin şey canlı yayın başlıyordu. 7'deydi, 8.60'sınız e evet, galiba. Evet. Performansımı nasıl buldun? Doğan laf Lapet'ti ama. Yani e... bence iyiydim ya. Şey, biraz az bucağız, buhumurluk olabilir. istenen şey ne istenen şey yani ne bütün abi soruları yani, ne mümkün bekleniyor mesela <laughs> mümkün olduğunca soru cevaplamak mı Ölme Eğer oysa ben. öyle olması Olmadı. zor çünkü çok soru geliyor bir kişi bir soruyu 15 kere soruyor falan orası çok kaotik bir ortam o chat şeyi yani Evet, evet. o yüzden ben yani bir kez yaptım ikinci de evet. daha iyi oldu ama tabii. memnun kaldılar diye biliyorum Evet evet yapacağız onu ya aralarda yapacağız bence de güzel olacak. Yani sadece soru okumak zor. Şimdi sen de fikir belirtiyorsun muhabbet şey muhabbet muhabbeti açıyor vesaire. Hı hı. Ee, tabii tabii. Zaten spesifik bir konu yok zaten goy goya müsait bir ekibiz biz. Hani herhangi bir topik olmadan konuşup soru alıp tabii şey oluyor. Ee, yani ama hem onu takip etmek canlı olduğu için evet. yani e, hem de konuyu tartışmak falan e, açıkçası Zor. idare eden açısından biraz zormuş ama, ama ikinci ama de güzel daha iyi olacakmış. Ya şey ben de izle izledim ve keyif aldım. Keyifli keyifli. Hemen UFC'ye geçelim. Ee, geçelim. Buraya e, belki Mert e, ya da Ali mi yapacak bilmiyorum onun kurgusunu. E, Belal Muhammed Vicente Luque maçında benim bir sözüm vardı haftalar öncesinde. Belal Belal nereye kadar diye. Geçen biri de hatırlatmış abi böyle demiştin diye. Belal Belal gidiyor yani. Belal Belal. Vicente Luque önünü kesecek diye düşünüyordum ben açıkçası. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim. Hepimiz öyle düşünüyorduk. Yani bu rövanş maçı hani. İlkini Vicente Luque'nin de submission'la da kazandığını söyleyelim. Nakat. pardon. Ağır bir nakat. Ki müthiş bir nakat yani o. Yani ben Vincent ya şöyle söyleyeyim bence Belal ama yani bir yangın oldu. Üçüncü round gibi bir yangın başladı. Hmm. Ee, oradan hani camı şeyle kırıp güvenli bir şekilde binanın dışına <laughs> çıktı yani Belal. Yoksa hakikaten ya Vincent tehlike zaten herkes için tehlikeli. Ya yani 19 maç yendi 19 maçının 17'sini bitiriş bitirişle hmm. kazanmış bir adamdan bahsediyoruz ama işte oyun planı Belal'in her zaman şey Game yaptığı... plan Game plan oyun Mesela plan, evet. e, yani bu noktada hani tüm MMA genelinde tartışacağımız bu tek danların getirdiği puan üstünlüğü Hı -hı. vesaire ben bunu düşündüm mesela üçüncü rounddan sonra dördüncü roundda da çünkü yine ortada gibiydi ama sonra istatistiklere baktım aslında değilmiş ben çünkü şeyde de çok ayrıldı herkes Twitter'da falan da maç esnasında mesela 3-1 mi 2-2 mi sonra rounda gelmeden evvel. Hı hı. Bence evet. 3-1'di. sen sence 3-1. Ya ben 2-2 mi? Ama bu 2-2'yi duygusal bir şekilde de vermedim diyemem yani. İşte, ver, vermiş gönül ya iki, gönül iki yani. 2 2 olsun. 2-2 olsun maç ortada bir il ha, şekilde 5. rounda gitsin falan değil. Bu arada ama sonradan. Şunu eklemek isterim. Biz Belal karşıtı falan değiliz. Tabii bu ki arada değiliz. Belal Muhammed müthiş bir oyun planıyla götürüyor maçları. Ama e, biraz da maç keyfi, maç zevki, izlenebilirliği tarafından kaldı, düşününce Belal'in maçları belali maçları öyle olmuyor yani sonuçta. Bir de şeyi konuşuyoruz hep şimdi. Evet bir kere yere aldı diyelim bir round içerisinde hmm. ama... ...ayakta... ...mesela yerdeki dominasyonla Lüke'nin ayaktaki dominasyonunu nasıl kıyaslayacağız? Veya hakemler nasıl kıyaslıyor? Hmm. Ve ona göre nasıl puanlanıyor? Şimdi Vicente Lüke ayakta... ...daha iyi bir round çıkarırken yere alınıyor ve bir buçuk dakika atıyorum yerde kalıyor. Çünkü Belal Muhammed yerde de e, çok aşırı aktif, değil. işte rakibi etkisiz hale getirip... ...böyle pestilini çıkarıp e, ne bileyim veya bitirmeye çalışıp bu şekilde değil. Genelde e, üzerinde kontrolde olmaya çalışan... Blanket e, dedik. De mümkünse evet, de mü yani. Hani. <laughs> mümkünse de roundun o şekilde... ...sonlanmasını isteyen yani bir oyun tarzı var, şey gibi değil yani hani... yere alıp içinden geçmeye çalışmıyor... Hı -hı. ...rakibinin. Tabii kendi... ...burada bir sürü de, de, orada değişken var yani hani kendi kondisyonu da burada söz konusu sonuçta. Yani sonuçta... ...üzerinde... ...Grand veya bitirme eforuyla da bir... ...staminanızdan kaybediyorsunuz ve beş roundluk bir maç. Ee, ama bunu hep düş yani üçüncü ve dördüncü roundlarda ben bunu düşündüm yani ulan hani Lüke'nin... mü Ayaktaki üstünlüğü mü, Her kontrayı buluşumu mu? E, yoksa şey mi? Yani Belal'in yeri alıp üzerinde battaniye gibi bir buçuk iki dakika e, kalması. Ki hepsinde aslında kalktı roundun sonlarına kalktı, doğru. Kalktı bir de yani iki dakika Belal Muhammed gibi bir adamın altında kalıyorsunuz. Ve Santa e kalkıyor yani hani sonra. Hı -hı. Hani bunlar etkileyiciydi. Zaten evet. hani Steven Thompson'ı tamam tuttu 15 dakika boyunca. Evet. E, altında tuttu Thompson'ı da aslında Tyron Woodley bile tutamamıştı ama yani hmm. tabii yaşlanıyor biraz da belki hmm. onunla da alakalı olabilir. Ama Vicente Luque'yi de bu kadar tutabileceğini düşünmüyordum ben açıkçası. Gene kalktı Luque ama gene bir 7 dakika falan galiba evet, top kontrolü yani. oldu yani. hani Bu da round'a almasına yetiyor. Yani 2 dakika sen üzerinde kalınca yetiyor. Yani kurallar çok incelikli değil işte. Bugün kuralları çok tartışacağız. Evet zaten Bellator'da bugün kurallar üzerine olan yani. program olacak. Evet biraz öyle olacak. E, kurallar çok incelikli değil. Yani şu güreşe bir çözüm bulunamadı. Hani güreş bence en etkili spor. MMA'yı hani spor spor ayırırsak doğru değil tabii ki ama hmm. Güreş bunların en etkilisi yani. yani buna bir çözüm bulunamıyor açıkçası. İşte Belal Muhammed gibi iyi bir güreşi olan biri iyi bir oyun planıyla hani strikingi o kadar iyi olmasa da Luke gibi çok tehlikeli bir adamı yenebiliyor. Hani ne yaptı maç boyunca? Yana adımlama. Hiç evet. karşısında kalmadı Vicente Luke'nin. Bence burada şey tabii ki yani Belal Muhammed Luke maçı kaybetti. Belal Muhammed kazandı gibi bir ayrımdansa sana soru soruyor aslında. Belal Muhammed basit de bir soru sordu. Hani benim kardiyom var sonuna kadar yana doğru adımlayacağım, arada orta tekmeler atacağım, Direkleri hmm. uzatacağım. Fena da değildi striker bu arada da gibi bu maçta ya. Yani. Frandt'teki e, beş tane üst üste e, vücuda tekme. Çok iyiydi tekme yani Çok etkiliydi. Gelişiyor yani. tabii ki. Yani MMA hani yerinde duranların sporu değil zaten, tabii. gelişenlerin sporu yani. E, burada ben açıkçası hani Belal Muhammed işte sıkıcı dövüşüyor falan filan işte e, güreşini. ...kullanıyor, tek damla alıyor, rakibi... ...yerde tutuyor, başka da bir şey yapmıyor. Okey, tamam. Yok canım, e buna çözüm bu da... bulması Çok... gereken Luke. Bir de sonuçta şöyle de bir şey var. İlk maçta... E, ...nakavt olmuş... ...bir adamdan bahsediyoruz yani. Hmm. Sonuçta tabii ki... ...bazı notlar çıkacak ortaya. Bunu pasifize etmeye çalışan... E, ...teknik taktikler olacak. Yani bazı dövüşçülerin belli... E, ...avantajları var. Tehlikeli olduğu durumlar var. Bu tabii ki nötralize edilmeye çalışılacak. Hmm. Yani... ...o benim kafamı kopardı ilk maç, ben de onun kafasını koparacağım şeyiyle... ...MMA bu kadar basit, yavan bir bakış açısıyla yapılan bir, uygulanan bir spor değil ki. Hı. Yani dolayısıyla hani Belal'in tabii ki sadece seyir zevki açısından evet... ...zaman zaman... ...şey yapıyor. Yani tüm maça yayıldığında bu. Durağanlaşıyor, o akışkanlığı bazen Hı. bozuluyor ve daha tek... E, dimensional bir şeye evrildiği zaman izleyici açısından şey yapabilir. Ama ona karşın üreteceği çözüm de sonuçta Vincent Elüke'nin elindeydi. Evet e, ve süresi vardı. Vardı evet. Beş round, 25 dakika süren var senin yani. Hmm. Yani takımın kuvvetli Henry Huft. Yani bunu çok ilginç yani. Hani bunu yakalayamaması Belali e, tamam ikinci ya da üçüncü, üçüncü, üçüncü round'da mıydı? Üçüncü round'da bence bayağı sallandı yani. Salladı orada ama gitmedi mesela. Hani o evet. güreşi Aslına bakarsan gitmedi demeyeyim. Altına girmemek için girmedi. Mesela grappling'inin çok iyi olduğunu gördük orada Belen Muhammed'in. Çünkü sarsıldı. Hani klince girdi bilmem ne round'un sonunda yere aldı. Bir şekilde o beladan kurtuldu. Evet. Ondan sonra da yine aynı yani tarifeyi uyguladı. O kadar sarsılmış vaziyette de Vicente Luque panikle telaşla üzerine gitmemesine rağmen çok iyi hmm. bir vuruş seçip Vicente Luque'nin yine altına girip. Yine evet. e, şeyden çıktı yani ...kaostan çıkmayı başardı. çıktı. Tehtidendir iyi yani onu yapacak bir şey yok. E, oyunun e, bir parçası tabii. ki. Ve canım. burada hakikaten aslında son yenildiği isim de yok. Sonra C. Altı Cif, Cif Altı Cif değil mi yenildi sonra Lücke'den sonra hatırlayamadım şimdi. E, altı sene önce nakat olmuştu Lücke'ye. Evet. E, sonrasında yenilgisi Cif yok Nilo ya. Yenilmedi hayır. Karıştırıyorum hemen telefonlarımıza başvuruyoruz ve evet. e, e, bakıyorum. Thompson'ı yenmiş. Maya'yı yenmiş. En son Joffrey'i Joffrey yenmiş. Aynen. Ee, yenilen kim? Belal işte. Edwards ise evet. no contest oldu. Lima'yı yendi. Evet. Yani oradan dersini aldığını gösteriyor. Yenilmiş. Onlar kağıt olmadan dersini aldığını gösteriyor. Ve geldiği nokta inanılmaz. Beş numarayı yendi yani. Evet. Belal Muhammed şu anda. Kendisi de altıydı zaten. Yani üstte de çok fazla bir şey kalmadı. Colby istiyor işte. Colby Covington'ı. Herkes de Colby istiyor. Herkes istiyor. Colby'den ses seda yok. Masvidal'in saldırısının ardından e, muhtemelen dişini yaptırıyor diye konuşmuştuk <laughs> son programda ki olabilir Hı -hı. yani dişini Hı -hı. yaptırmıştır Hı -hı. zaten ya bence neyse bir yerde Hı -hı. konuşacak tabii ki Colby e, ve konuşmaya Hı -hı. geldiğinde de, biz de herkese ağzının payını verecek muhtemelen <laughs> biz de onu konuşacağız, de onu konuşacağız şüphesiz de. ya Kolbi'ye de rakipler çıktı işte Hamzat UFC yapmak istiyor zaten şimdi Belal geldi Belal istiyor Belal Hamzatı da istiyordu açıkçası ee, ama Hamzat şu anda Belal'den daha yukarıda üç numaraya yerleşti liste açıklandı yani, yani tabii ki hafta içerisinde ve geçen hafta Walter de üç numaraya girdi yani e, onun üzerinde işte Leon Edwards var, Colby var bir de şampiyon Usman var Belal Hamzat sence mantıklı mı mesela? Değil. Kolbi yani Ham Hamzat çünkü daha böyle Kolbi Hamzat, evet. şöyle toza alınıp, cila alınıp şöyle daha sunuculuk. İnanılmaz bir tabak. satacak bir şey yani. Hani Belal orada. bence dövüşçüler de e, çok dövüşmek istemeyebilir. Yani Amerikalı bir dövüşçüyle de, e, dövüşmek varken veya hmm. başka hani e, karşılaşmak istemeye de bence. Belal eğer, de mi? Belal ile Hamzat. Ya eğer ikisi de artık hmm. kemer yoluna kemer söz konusuysa falan tabii ki dövüşecekler. Hatta bundan onur da duyarlar. Hani iki Müslüman eee şeyin sporcular doğru. Ben o yüzden söylüyorum. Hani Kemer şeyine seviyesine gelmeden ikisi daha öncesinde birbirlerini elemine etmek istemezler. Kemer yolunda Olabilir. Diye doğru. Öyle bir hassasiyetleri olabilir. Chicago Olab Muhtemelen... doğumlu gerçi belirli ama Filistin kökenli. Evet tabii canım. Yani. yani sonuçta ikisi de Müslüman. Ve yani ve altersikletle işte eli iyileşecek. Kamar Usman'ın Leon Edwards'la yapacak artık o belli. Ya yani şu Leon Edwards bir yapsın da. Abi bir yapsın da evet ve aynen. Ve artık bir kenara çekilsin diye düşünüyorum çekilsin. ben. Çünkü o kemeri almadan o şey yapmayacak yani a, a, e, kemer maçına maçı. çıkmadan affedersin. Yani çok hiç aktif ol bir de yani dövüştü dövüşünce ...Eli Muhammed şeyin Belal'in gözüne girdi. Onda da bir dövüş izleyemedik Hı. falan. Diğerinde ihtiaz oldu. Kalsın, yeniliyordu bu arada. Yeniliyordu falan ama kemer, kemer de Kemer ben bunu nasıl hak etmem işte win streak'im falan diye tutturup yani o bu kadar ikilik kitlenmiş durumda öyle evet. gözüküyor. Bu zaten. kadar konuşan birinin ne bileyim? Hı -hı. Ya mesela Tony de çok isyan ediyordu ama çıkıp dövüşüyordu Tony. Evet. Yani Habible dövüşemediği için bir sürü dövüşe çıktı Tony Hı -hı. mesela. Kendini oradan hırpaladı zaten. Hırpaladı ama çıktı sonuçta adam. inaktif olmaktansa çıktı yani. Hı -hı. Leon Edwards sayır abi böyle bekliyor. Be bir yani sene oldu. Bir de şey abi yani Londra'da böyle hayvan gibi kart olmuş yani. Orada Leon Edwards dövüşse mesela Çık dövüş. ne kadar güzel olurdu. Ee, buradan tabii o kitlendi o karşılaşma. Burada bence Hamzat Kolbi'yi yapacaklar. Yani UFC de çok istiyor. Denevaç zaten yani istedi. Umarım söyledi. olur. Biz de istiyoruz. İşte Belal'in buradaki durumu. Belal bence e, orada bir şey olur. Kolbi sakatlanır. işte, Hamzat bir şey olur. Belal orada devreye girebilir. Tabii mi? öyle de bana. bir durum olabilir. Yani yedek çok sık olan şeyler. Çünkü Belal'e de bir şey kalmadı şu anda. Dört numarada evet. kim var bilmiyorum. Gilbert Burns var dört Gilbert numarada. Da. Burns var. Neden olmasın? Şimdi, şimdi düşününce olabilir. Bayağı evet. Bayağı iyi eşleşmez, Güzel evet. olabilir. Bu ha, Belal de şu anda yeni kazandı tabii. Hmm. Biraz daha vakit var gibi. Ee, burada tabii bir Sante gene olanlar oldu. Gene bir zirveye giderken daha önce Steven Thompson'a yenilmişti. Şimdi gene düştü. Evet. Yani bu kadar dövüyoruz. Pound for pound'da Değil yakışmıyor Biz falan. Seviyoruz artık yani, yani. Sante Çok tarzını çok, çok seviyoruz. Komple dövüşü. Her sert. şey var. Yeri çok iyi, elleri müthiş, Jesus muazzam. muazzam. Yani burada da az kalsın alıyordu bir yerde. Yok almıyordu ya. Yani. <laughs> Yanlış hatırladım. Çeneler, çene falan da yani çok sağlam. sağlam. Aynen ama Kafesin içinde oyun planı yani. Çok keyif oyun falan. planı. oyun planı evet. yani. Yani ee, üstünlük sağ, oyun planıyla sağlayamayabilirdi. demin dediğim gibi üçüncü ranttan çıkamayabilirdi. Yani çok şey nüanslar belirliyor böyle şeyleri. Yani Gerçekten o, çıkamayabilirdi üçüncü roundda. Evet, O şeyi patlayıcılığı ve hırçınlığını biraz eksik buldum ben Lüke'nin daha önceki maçlara hmm. kıyasla. Bunda da işte Belal'in güreşinin etkisi var i̇lk muhakkak. İlk iki roundun etkisi işte. İkinci evet. ra i̇lk iki round direkt Belal'e gidince bariz bir e, yer oyunuyla. E, wrestling taktiğiyle diyeyim. Üçüncü roundda o yumruğu bulup Belal'i sarstıktan sonra... E, ya ben bir ihtiyatlı şimdi şey yapacağım diye hemen altına girer. Şeyi roundu şeyi de bitiririm. roundu bile alamayabilirim gibi düşüncelere gark oldu bence dövüş sırasında. O da etkilemiştir. Evet. Buradan yalan maça geçelim. Hı -hı. Değerli izleyenlerimiz bu çocuğa dikkat. Evet. Kayu, Bahayu. Nereden çıktı bu çocuk ben ya? Daha hiç yani anlamadım hiç anlamadım ya. ben ikisi de UFC Ben debüt de 13 0 ya. Dağıstanlı Gaci'yi gördüm. Omar Gaci'ye evet. şimdi yine biri yine bir Dağıstanlı çıkıyor. Belal maçına girizgah diye. evet 14-0 <laughs> diye. Ya, ilk iki dakikada da fena başlamadı aslında maçı. Başlamadı Sonra ama bu şey... çocuk. Johnny Walker'ın ee, two times upgraded <laughs> böyle IQ'su yani. biraz i̇ki daha tat. yüksek olanı da diye. IQ'su <laughs> yüksek, çenesi sağlam. Boş IQ'su <laughs> yüksek diyoruz da. Ama diz attı <gülüyor> tabii. <gülüyor> evet, sonunda yani. Sonunda diz attı. Kendi kendimi çürüttüm. Şey ama yok. Yani ben çok beğendim ben. Ben de yani. beğendim. Çok gerçekten beğendim. iyi bir dövüş. Hiç bilmiyordum. Hmm, i̇kisi de debut yaptı zaten. Yani Öyle ilk mı? maçlarıydı UFC'de. Hmm. İkisi de hmm. Denevaj, hmm. yok şey Gaji oradan değil de. Yok Gaji de oradan galiba. Gaji de oradan. Gaji zaten, ona, zaten... Sıfır, ona sıfır, Bir tane no contest'i vardı galiba. Ee, karnesi şeyin. Evet evet bir tane yenilgisi var. Diğeri de yenilgisi. Ona sıfır değil bir ha, tane yenilgisi var. 11 bir de o zaman. Aynen. Bir tane de no contest'i var. Ee, şey. Onun da karneyi Kayun'un da. Ee, burada Gaji Omar Gaji'ye Dana White'da Contender serisinden geldi o da Nibar'la sakatladı rakibini öyle geldi yani öyle bir sadece güreş değil sağlam bir jiu da, buldu var yani. buldu aynen ama e, bu çocuğun jiu-jitsu da iyi Barayu'nun. Ee, valla şiştirdim. her şey var. Komple paket. Atletizmi evet. çok iyi. Sıçrayarak dizler. Hani Johnny Walker yani. benzetmesi yapıyorum. Sıçrayarak dizler Johnny Walker'a benziyor. Yani ben daha çok oradan benzettim Hı. yani Johnny Walker'a. Johnny Walker'ın daha iyi versiyonu dememin sebebi de hani yerde de iyi. E, vuruş da aldı. Çene de sağlam. Yani ve deli bir tarafı da var. Evet. Hani takımı azarladı bir round arasında. Hani buraya Hı. hani şov yapmaya gelmedin. Kazanmaya geldin diye. ilk roundun sonrasında. Çünkü Belli dövüşmeyi de seviyor. Ma evet, manyak eğlendi. bir tarafı var yani. Eğlendi. Kafes bu çocuğu şişersin. bu çocuğa dikkat diyelim. Kuyu. Yani ben şeye çok şaşırdım. Ee, kontrol edememesine asla şeyin. Bir de rakibin iki katı gibi çıktı. Gaci e, yani Omar Gaciyev'in... Omar Gaciyevi gayet yerde Evet. Şey yaptı. Grappling'de de Dağistanlıy yani. Yani çok ben buna çok şaşırdım mesela. Çünkü bu e, Omar Gaji kombat Sambo dünya şampiyonu evet, yani. Evet. o yüzden çok şaşırdım. Ben de şaşırdım açıkçası. O zaman bazen ama, ama de şey o tişört gerçek olmuyormuş. Onu gördük. Yok. Acaba öyle mi? Yoksa hmm. bu çocuk mu çok iyi yani? yani çünkü bu çocuk şey Demiyma ile çalışıyormuş. Hmm. Hani hmm. o grappling'in o kadar olmasının nedenlerinden biri bu hmm. anladığımız kadarıyla. Ki hani bir kereylek de bayağı uzun zamandır Demiyma ile çalışıyor herhalde. Ee, yani işte Sambo'nu Sambo kolay olsaydı ismi Cici su olurdu diye tişört, <laughs> Habib'in tişörtü ha, var ya o tişörtü diyorum. Yani bu bu maç için o tişört olmadı yani. Ya o da efsane bir tişört ama. Mükemmel ya. ya. <laughs> şey Rafael Anjos maçından önce giymişti onu değil mi? Evet evet. Ee, bir <laughs> daha, daha söyle. Sambo baş... kolay, e evet, <laughs> kolay olsaydı adı Cici Su olurdu. Eğer Sambo kolay olsaydı adı Cici olurdu olurdu. Bu arada bunu şey, Sambo için Belki diyemem ama kombat hmm. sambo için diyebilirim Tabii yani. Tabii canım şey kombat sambo Vuruş da var çünkü. Şey var. Yani. Ama şey... Peki kombat sambo mu kombat jiu jitsu mu? Kombat sambo abi. Kombat yani sambo değil çok mi? Çok dinamik yani. Evet, kombat evet. samboyu Eurosport'tayken ben anlattım dünya şampiyonusunu. Zaten Ruslar kazanıyor hep. Oh. Ee, yani şey gibi masa tenisinde Çinlilerin kazanması gibi bir şey. Ee, ve kuralı kuralları şey... Yani üç dakika üç dakikaydı galiba round ya da altı da olabilir bilemiyorum şimdi onu kaçırdım çünkü iki sene önce anlatmıştım. Hemen girmek zorundasın ve hemen hmm. ne yapıyorsan yapmak zorundasın. Hmm. Kombo sambodaki işte o ritim. E, belki de işte Habib de öyle. Yani evet. Habib de girip hemen dominasyon. Biraz şeyi mantelteyi öyle kuruyor kombat hmm. sambocular. Bitirmeye dominasyon biraz üzerine daha ve bitirme üzerine yani, oluyor. Yani. Bazen, taktik daha Tabii canım daha... 40 dakikalık maçlar falan oluyor. Zaman Hı. süreli. Genelde zaman aşımı oluyor falan filan. kombat Sambo'da hem hata yapmayacaksın. Hı. Hem bir anda başlayıp her şeyi ortaya koyup adamı bitirmeye çalışacaksın. Dolayısıyla üstünlüğünü biraz oradan kuruyor bana kalırsa. Ben şaşırdım ama beğendim şeyi de. Değil mi? Bu, bu çocuk... Borayu muydu? Bohayu. Ha, Bohayu. Boğayu. Zor bir Boğayu. Portekizli Boğayu, evet. ismi. Kayu Bohayu. Bohayu evet ama maç tatsız bitti tabi. 3. 3 E, evet. üç round'un 3 dakika 56. saniyesinde diz attı bir tane yerde olmasına yani eli yerdeydi rakibin. Hı hı. E, ve bu çok tartışıldı. Hani unintentionally yani kasıtsız olarak görüldü bu diz ve teknik karara gidildi. E, Mirabli e, e eyalet tabii ki komisyonu Dan değildi galiba da. Ama zaten Mark şey. Mark Smith olabilir. Ee, Miragliata değil miydi ya? Dan de Miragliata şeydeki ana maçı yönetti. Demir, gerçi onda da şimdi Barnet maçında da o yine e, ona şimdi, mı denk geldi? Onda Aynı Hakeyam da mi? Onda da Dan otaydı. Bunda da mı dendi? Tam hatırlayamadım bu maçın hakemini. Evet. olabilir yine. bu O zaman kritik ama yani ikisi de dense. Ee, ama şeydir yani komisyon da tabii ki buna karar veriyor. Ee, ve şey tabii kasıtsız olduğu düşünülünce teknik karara gidildi. Kasıtlı olsa zaten illegal vuruş, diskalifiye olacaktı. Yani böyle müthiş giden bir maçı diskalifiye olup kaybedebilirdi. Ee, bunun ya şimdi bu neye göre? İşte ben bunu anlı yani bu kasıt olup olmama mevzusu. İstersen yani. Barnett maçıyla beraber konuşalım. Tamam, bunu. Çünkü Barnett benzer bir mevzu benzer. yani. Barnett maçında da ilk iki roundu e... Martin Buday ha Buday e... hmm. domine etti yani zaten hmm. fiziksel olarak çok ya bir bakıma yetersiz hani atletik bakımdan Barnett. Hani sporcu olarak atletik bakımdan bir sıkıntısı var. Yani şeyi mesafede çok spektaküler dövüşebilen bir dövüş. Çok da eğlenceli bir karakter hı. ama. Dansı da güzel. Yani clinch'te çok diz yedi. Ve ikinci roundun sonunda da hatta e, köşesinde koçunun kulağına kaburgam kırıldı dedi. Hı hı. Sonra üçüncü roundda da. Yine klinç. Zaten habire bu, bu arada o kadar bir fizik farkı vardı ki yani 15-20 15 santimlik neredeyse bir boy farkı da vardı. Kafeste kulağının arkasına gayet yani şöyle yüzü kafese dönükken Barnett'in bayağı kulağının arkasına kasıtlı bir şekilde isteyerek şey yaparak. Ya çünkü de değişen bir vücudun Vücut hareket halinde değil yani baya sabit duran bir vücuta böyle duran bir vücuta arkadan dirse kulağının arkasına dirsek Hı. attı. Barnett bunu kullandı çünkü zaten iki round'u kaybetmişti. Zaten kaburgası da kırıktı. Kullandı ama ne oldu? İşte. Bence <laughs> kartta skor kartında öndeyse e, devam edebilecek vaziyetteydi. Bu benim nacizane görüşüm bilemiyorum. Belki de gerçekten e, hiç iyi değildi. Yani ama ben gördüğüm kadarıyla devam edebilecek şeyinde maçın o zamana kadar e, ki durumundan dolayı kartlarda geride olması 2-0 kaburgasının kırık olması biraz devam edemeyeceği yönünde bir e, şey ekstradan belirti verdi Hı -hı. Barnett. Fakat Dan Miroglio'ta işte e, bunun kasıtlı olmadığına kanaat getirince o zamana kadar maçın o dönemine kadar olan skor kardına gidildi. Orada da zaten bu bakım üstünlüğü Hı -hı. vardı. İşe yaramadı o. İşe yaramadı. Barnett de zaten sonra hani ona da tepki gösterdi. Hı -hı. Ee, ama ben de katılıyorum. Çünkü hani ne kasıtlı ne kasıtlı değil. Şimdi o diz Piotr Yan'ınki de o zaman. Bence Barnett'inki de e, şeyinki de Bohayun'unki de hmm. Piotr pozisyonundan yani bir tık daha kasıtlı bile diyebilirim ben. Ya yani Piotr Uyanınki de kasıtlıydı kesinlikle. Piotr Ama bunu ölçebilecek bir şey varsa, o işte biraz daha kafesin ortasındaydı kalkmak üzereydiler falan gibi bir hmm. e, hareket T olduğu için söylüyorum bunu. O öyle bir aksiyon anında olduğu için. Piotr yanın buradaki handikapı şu olmuştu. Ee, yaklaşık bir 10 saniye önce Hörpkin rakip yerde dedi. Ee... Piotr Uyan hakemi Mark Smithti galiba. Mark Smith'ti. Soyadı Smith olan hakemin adı neydi? O muydu? Herbton değil miydi onun hakemi? Piotr Jan Aljamain Sterling maçının hakemi değil miydi? İlk, i̇lk maçın. İlk maçın Herbton. Neyse fark Smith etmez. Yaptı. Yani hakem Elini dedi. kaldırdı ya. Hı. Elini kaldırdı bir diye. Puan düşüldü aslında hı hı. ondan önce. Ama hakem işte o anlık uyardığı için. Hani burada da uyarmış olsa demek ki uyarması mı hı. gerekiyor? Kural mı bu? Hayır kural o değil. Hani vuruş kasıttı mı değil yani mi? Piotr Jan oraya gelmeden zaten bir tane dizi ıskaladı. Sonra puan düşüldü. So kafa attı. Dizi Illegal dizi atmadan önce yerde Alja Mesol'ün kafasını tutup arkasını kafa attı. Şeyde. ilk maçta oluyor hmm. bu. Yani onu bir daha izleyin. Ben şeyde izledim bu arada. Den hmm. e, War Room'unda ilk maça breakdown yaptılar. Zaten o illegal geliyordu. Yani hakikaten geliyordu. Öyle bir agresifli ki çok anlamsız öndeydi Piotr Yan. Hmm. Ya maçı domine ediyordu. Bir dizi ıskaladı sonra attı. Puan düşürüldü bak. Hakem elini niye kaldırır abi bir maçta? Bir dövüşte. Böyle bayağı elini 20 saniye bir şeklinde tuttu. Hani bir dakika geliyorum değil bu. Bu muhtemelen masaya bir puan düşün demek bu. Ondan sonra da kafasına kafa attı. Arkasına sonra da illegal dizi attı. Hani burada ben şey yapamadım yani bunların nasıl kazara accidental kazara demek değil mi? Hani neye göre kazara abi? Bayağı gitti. Dur. Kontrol kont, clinch'te kontrol halinde kulağın arkasına dirsek attı. Öbürü de bir eli yerdeydi. Diz attı. Bohayou hatta şey dedi galiba Ogluyata'ya. E ama kalçası... yukarıdaydı dedi. Hip ama hip dedi falan. Şey de dedi ki Demirog'a hiple alakası yok ki bir eli bir eli yerde dedi. ...ya burada benim demek istediğim... ...işte Piotr Yan mevzusunda hani... ...standart nedir? Asıl tartışılan... ...mevzu bu. Hani kasıtlı vuruş... ...nedir? Hani yerde... ...olduğunu bilmiyordu. Bu başının arkasına vurduğunu... ...bilmiyordu gibi bir şey... ...saçma. Yani dövüşünün orada kontrolün... ...olmadığını gösteriyor. Yani zaten... ...tartışılan konuda bunların hepsi... ...kasıtlıdır Bence diye bir kuralın... Öyle. ...gelmesi lazım. Bence de. Öyle. Yani Bahayun'un da... ...diskalifiye olması lazım. Burada... ...işte e, unuttum... Bar, şey bu vak bu vak bu, bu day bu, day, bu, bu dayın işte. da diskalifiye bu olması watch. lazım bu şeyde yani çünkü yani biraz orada maçın gidişatına göre karar veriliyormuş gibi yani orada sarılanıldı bilmem ne Gaji gacı maçında mesela e, Bahayu hani Bahayu mesela orada e, geride olsaydı Diskalifiye olurdu gibi geliyor bana. Olabilir. Çünkü iki round'u almış domine ediyor falan. Hmm. Şimdi bundan bu adamdan bu galibiyeti mi alacağız bu şeyle falan gibi bir düşünce var. Ama öbür taraftan bakınca John Johnson kariyerindeki tek yenilgisi diskalifiye. E, e, 12-6 dirsek vurduğu için ki çok gördüğümüz bir şey değil bu. Bundan diskalifiye hmm. olanı. O zaman abi John Jones'u da diskalifiye Peki, o dirsekle, etmeseydiniz yani. Hani. Hatırlıyor musun pozisyonu? Tam kafesin ortasında Grand and Pound pozisyonundaydı galiba. Mount'undaydı rakibi. Bitiriyordu yani hani John Jones. Peki o e, 12-6 şeyiyle inanılmaz bir hasar yaratmış mıydı? Açmış mıydı bir yere? Abi dirsekleri saydırıyordu zaten. Evet John evet. Yani e, hani. Bir tanesi öyle geldi. Bir tanesi mi? öyle Durdurup geldi. Durdurup diskalifiye, diskalifiye ettiler. Diskalifiye oldu yani. E hani. Şimdi burada yani burada şeyin gözü açıldı ya. Omar Gaciyev'in direkt Hı. yüzüne dizi şeyine Yüzü, elmacık kemiğine yani, geldi aynen. yani. Ki devam edemedi zaten. Bir yani. de bir de hani bir yandan bir de şöyle bir şey tartışabiliriz. Abi bir eyalette iki el birden. Bir eyalette tek elde. Bellator'a şey, da gidelim madem hadi. Van FC'ye gidelim. Hı. Dimitrius Johnson öyle nakavt oldu. Evet abi yani biz orada, zaten. Yani oyunun adı MMA'yı. Ama her yerde farklı bir kuralı var. New York'ta dövüşürsen başka, hmm. Las Vegas'ta dövüşürsen başka. Yani biraz toparladı Amerika ama ya zaten ayrılan mevzu şu diz mevzusu yani. Hani başın arkasına vurmak artık e, biraz pozisyon icabı bu olabiliyor ama dediğin gibi bu maçta öyle değildi. Adam duruyor böyle yani oraya da vurma artık hmm. ya yani hani. Mesela hatırlıyor musun Matt Brown Shogun Rua mıydı? Matt Brown kimle dövüşmüş? Vitor Belfort muydu? Ee, bir dirsek attı. Hı -hı. Dirsekle nakavt etti ve kafasının arkasına geldi aslında o dirsek. Diego Sanchez mi? Diego Sanchez pardon. bir Diego Sanchez'i kapı kapatır gibi yere indirdi evet. Ama orada orada ama bir motion var. O motion sırasında zaten dönerken kafa buraya geldi ve zaten böyle düştü. Evet. Direkt Bence mesela yok. o illegal. Yani bayağı kafasının arkasına geldi o ama bir aksiyon var. Hı -hı. Hani yine çünkü hani Niyet. Orada çok ayrıntılı izlersen bulabileceğim evet, bir şey var. Niyet yani. legal bir yere vurmak Hı -hı. ama dönmeden ötürü illegal yere geliyor. Burada öyle bir şey yok ki zaten adam korunuyor bana çat diye kulağının arka buraya vurdu. Ya buraya vurmak yasak abi ya yani. Dövüşçünün işte orada biraz ahmaklığı oluyor. Ben zaten hani artık neredeyse mutabık kaldık. Hı -hı. Hani senin e, sen yoktun galiba. Eee. Yerde diz olmalı abi yani hani hmm. bu artık şey değil hani Van Championship'in yaptığı şey doğru bir şey bana kalırsa hmm. çünkü e, hani oyun içerisinde oyun ya ben yerdeyim elini koydun hani evet. Gaci, Omar mar ve bir şey demiyorum tabii ki çünkü kural bu yani hani yerdeyim diye e, abi ayakların kalçan yerde değil e, yani bir tek elini koyunca parmağını koyunca şey oluyor yerdeyim oluyor bence bu, de bu kandırmaca gibi bir bu, şey oluyor evet, yani. bir elini yere koyup orada bekliyor olmak klinç pozisyonda bence de oyunun şeyini de akışkanlığını da biraz oyunu durduruyorsun yani. orada Durduruyor zaten oyunu. yani evet. rakip işte orada kendini kaptırıyor dizi atıyor hmm. yani hataldır tabii ki kural hmm. çünkü öyle hmm. ama e, sen oyunu bir şey yapıyormuşsun gibi geliyor bana hani hmm. kuralın içerisinde ama oyunu bölen bir şey yani ben yerdeyim hayır abi yerde değilsin bayağı ayaklarının hmm. üzerindesin yani hani dolayısıyla yerde diz bence olması gerekiyor bana kalırsa Ha, dirsek kafa tabii arkasına öyle. dirsek atmak başka bir şey tabii ki yani o iyice bir öyle ahmaklık mi? bana kalırsa. Ya şimdi bak şimdi konuştukça hatırladım. Bu bölgede burası da gri bir alan galiba. Evet, yani Tam evet. kafa arkası değil de kulak altı legal mi? Daniel Cormier'in daha eski çok eski bir podcastlerde falan bununla alakalı. Konuşmasını anımsadım şimdi. yani Ama gri yani. Bunlar biraz daha netleşse hepimiz için daha iyi olur. Evet. Ee, buradan beletora geçelim dedim ama. Şöyle. Ha şu Lazez'i de konuşalım ya. Lazez iyi. Munir Lazez nefis Le bir striker. Lazez leziz. <gülüyor> <gülüyor> e, leziz bile. bir. Evet, bravo Arda Tümay. <laughs> e, leziz performansıyla Munir Lazez. <laughs> e, muazzam bir striking. Evet. Gösterdi. Boks so diyelim. Ya yani yakın ha. yani striking boks nezdinde biraz değerlendirdim ben böyle tekmeler, kickbox tekme... karışık değil de. Ya rakip yani. de ona aslında iyi bir partnerlik hmm. yaptı açıkçası. Hmm. Dursa o da yani evet, hani vuruşlara evet, gitmeyiz istedi. Bunu yani. lazer son maçında ağır bir nakat olmuştu. Hmm. Ee, vali Alves'e. Ee, sonrasında dönüşü yani muazzamdı. Evet. Büyük keyif verdi. Hmm. Gecenin açılışıydı. Ta ki Ta ki son konuşmasına <laughs> kadar. Eee <evet. gülüyor> <laughs> 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 Neydi adamın İllandalı ismi? İrlandalı şey... Aynı ismini bulacak. unutmuyorum. Unuttum işte. İrlandalı bir mafya Gartaj. adamına... ...eyvallah Aynen. işte... E, ...emeklerini öde, ...hakkını ödeyemem tarzı bir konuşma yaptı. Basın toplantısında da... ...bu yöneltildi. E, bu adam Amerika ha, tarafından... Izleye ...Amerika tarafından hani... ...şeyine ödül kondu bulunmasına. 5 milyon dolar. Hı -hı. Hı. Ve uyuşturucu şeyinden de... E, iddiaları var hmm. ticaretiyle ilişkili olduğuna dair. Hani böyle bir ondan sonra birden aziz ben hiç bilmiyordum böyle işlerle şey olduğunu falan filan dedi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> muhabir de hani ona getirdi. <laughs> hani böyle bir şey e, <laughs> bu tür suçlamalar olan bu tür iddialar olan. Bilmiyordu şu Amerika, anda niye Amerika, teşekkür ediyorsunuz? Amerika hükümeti yani tarafından hani... işte 5 milyon dolar şey konulmuş şey gıyabında bir insanı hani niye söylemeseniz olmaz mıydı falan filan derken UFC'den yetkililer de e, uzatma diye arkadan şey geldi şey La, mi gazeteci muhabire lazez de next question falan filan dedi ondan sonra o iş orada arada kaynadı o iş çok uh, hengameye gitti yani açıkçası kendi bu kadar iyi performansını gölgeledi Açık, e, ve röportaj bitmişti Daniel Cormier ile kafeste gitti mikrofonu aldı Daniel Kinahan ee, çok iyi bir ne dedi bir şey dedi hatırlamıyorum da. <gülüyor> abi <gülüyor> yani böyle bir mevzunun içerisinde böyle kafa göz giremezsin ya. Yani hani bak Tyson Fury'nin de danışmanlığını yapmış hmm. bir adam. Fury hiçbir şey demedi. Hmm. Çünkü olay çok, olay çok büyük bir olay çünkü. Evet, tabii canım. Yani boksun çünkü e, mafya ile ilişkisi işte bu zaten e, işte 50'lerde 60'larda iyice ayyuka çıkmış bir olay. Lucchese ailesi işte İtalyan aile e, maçlar ayarlandı mı şike var mı falan filan onları ayıklamak için boks çok uğraştı, yani bu adam da işte Dubai'de boksa yardım ediyor, organizasyonlar da, büyük organizasyonlar da çok laf etmiyorlar mesela bu konuyla ilgili. Ee, bulaşmak istemiyorlar. Bulaşmak istemiyorlar. Ee, MTK Global'in kurucularından aynı zamanda bu. Ee, bir ara Tyson Fury ile çalışmıştı, 2017'de oradan ayrıldığı söyleniyor ama hani Dubai'de pek çok dövüşçüyü e, de destekliyor, öyle gözüküyor yani sonuçta... Laziz de oradan gelme. Sonuçta bir tanışıklığı var. Birkaç hafta önce de Tyson Fury'nin Dubai'de bu adamla fotoğraf olduğu söyleniyor. E, vallahi bu olay çok büyüyecek gibi Bana gözüküyor. ...Kinah'ın olayı. yani böyle bir olayda gerçekten biraz sessiz kalsa daha iyiydi Lazez yani. Ben yani ben kendini ben ateşe attı gereksiz yere. E, bunun dışında Pet Sabatini gene bir güreş evet, zaten çok yani Bayislerde falan çok açık ara favoriydi evet. Pat Sabatini. Ya maçlar farklı geçti ya. Flyweight'te Pat hmm. Sabatini de yani e, Miguel Baeza'ya üzüldüm. Var. Evet ya Miguel Baeza. bu kadar iyi dövüşçü. Ama fiyal o sert fiyal sert evet. olduğunu bize Pereira maçında göstermişti Yücel. Evet. Yani şey olmadığını. E, Zaten o maç da çok güzel geçmişti hatırlıyorsun. Aynen. Michel Pereira Aynen. Fialo. Maçı. Fialo o şeyi verdi. Burns'te köşesindeydi. Burns'te maçta. köşesinde Henry Hood. E, fiziksel olarak çok daha iyi gözüktü çünkü Pereira maçını şey e, geç kabul etmişti. Ge evet evet çok kısa bir notisle gelmişti. Ona ee, sevindik. O hı. sağlam bir dövüşçü Gidiyor ama Miguel Baez'a teknik olarak bu kadar iyi, yerde iyi, yani her şey var çocukta. Hmm. boyuzun uzun falan. Ama biraz Marlon Moraes'i görüyorum yani. Fazla yumruk hani, alıyor evet. Yani Marlon Moraes de teknik olarak muazzam bir dövüşçü. işte ona nakaltı olduktan sonra topa zaten emekli oldum Moraes. E, Miguel Bayez için daha erken. Ben biraz erken olduğunu düşünüyorum durduruşun Yücel ya. Sen yayında bence okey dedin. Bence okeydi ya. Evet. Yani gözler... Yani kalkmaya bir eylem vardı sanki. Yani kalkma eğilimi vardı. Hmm. Kalkma isteği. Ha kalkınca yalpalar mı? Ne yapar... Onu bilmiyorum tabii ama bir kalkma eğilimi şeyi vardı diye düşünüyorum ben kalkmaya çalışırken araya girdi sanki. Olabilir. Bir tık erken oldu sanki bana öyle geldi. Olabilir ama yani bilemiyorum yani bu maç değil. Ya Nasıl toparlayacak sonuçta yok canım. Deniyor mesela mı? spor psikoloğu tutmuş onunla çalışıyor yani maçta kendini gösterememesi üzerine. Hı -hı. Ee, bunu yaptıktan sonra da yenildi. Nasıl olacak baize bilemiyorum. Evet, yani benim be 10-0'la gelmişti UFC'ye hmm. sonuç maç. Knockout oldu. Evet. Ee, buradan Bellator'a geçelim. Geçelim. Ya skandallar bitmiyor ha. Bellator ne kadar güzel bir geceydi. Neler neler oldu yani Bellator'da? Yani abi şimdi bak şeyleri açtım ya. AJ McKee pa Pitbull Patrice. Patrice Pitbull. Rövanşta karşı karşıya geldiler. Bu nasıl bir karar ya? Zaten A.J. E. şeyini gördün mü? Yüz ifadesi. Evet. Yüz ifadesi her şeyi anlatıyor yani. Ya çok acayip ama. Çok fahiş mi sence karar diye sorayım? E ben bu kadar yani bu kadar şey ol bence fahiş abi. Fahiş mi? Bence fahiş. Sen fahiş gelmedi mi? Yani çok fahiş gelmedi ama ben de A.J. E. kazandığını Hı. düşünüyorum. 2 4 5'i ben Mek'ye verdim. Hmm. Yani altta e, Big John McCarthy'nin kartı vardı. O round aralarında geliyordu. O mesela onun da mesela uyuşmuyor benim hmm. şeyim. Yani ben o Ben biri... de 2 2 4 5'i verdim evet. O mesela 2'yi Pitbull'a Pitbull vermiş. Biri Mek'ye vermiş. Yok, biri 1'i Pitbull aldı ya. Bir Pit <gülüyor> Bak karşısında. <laughs> bir bir McCarthy de karşı bir şey. de ben ortadayım. Hı hı. İkisine de gidebilir ama Pitbull daha sert alçak tekmeler hmm. attı falan. Hı hmm. hı. Hani oradan gidebilir Hı -hı. ama bence ortada bir rant. İki, e, üçü mesela şeye vermiş, Mekke'ye Mekke vermiş. vermiş. Ben buna katılmıyorum. Herkesin kafası Abi adam vermiş. bir knockdown oldu, guillotine aldı Pitbull orada. Ya yani nasıl Mekke'ye gidiyor o üçüncü rant? Yani McCarthy'nin kartı Hı -hı. için konuşuyorum, anlamadım. Yani üçü net aldı Pitbull. Benim için 2 dört, beş Mekke. Bir de de aradayım. Hı -hı fahiş değil dedim bu şekilde fahiş gibi duruyor yani ya abi açıkçası. Şampiyon. Da. E bir de şampiyondan bu an. şekilde kemer alıyorsun. Bu ya. şekilde kemer alındı ve adam yenilmezdi bir de yenilmezdi. Bir de o da gitti. Hadi onu kim ha. geri alacak? O bitti o zaten. O biri artık. kim geri alacak? Adam 17-0 mıydı 17 İşte falan biz 10 sene önce hatırlarız, 10 <laughs> sene sonra hatırlarız. Cemek <laughs> ki bu maçı böyle kaybetmişti <laughs> diye. Ama karnede yazan yeniliyor olacak Gizlicek tabii. Abi. Bu adamın hmm. PR'ına sunumun sonuluşuna her şeyine etki UFC'ye şey olacaktı. Ya yani olacak bence. AJ McKee bence UFC'ye gelecek bu arada. Gelir. Ha yani evet, bu arada ikisinin de Volkanovski dümdüz eder gibi geliyor bana yani hani ikisini de. Ya Volkanovski şu an Çok acayip yani seviyede Max Holloway'i bile dümdüz edecek gibi bir yani, performansta evet. şu an hani Max Holloway kimse dümdüz edemez bence. Hmm. Biz blessed Evet zaten evlendi Bunun o damardan. da. Evet, dün evlenmiş. Evlendi. Max Holloway'ı buradan kutluyoruz. Tevlikler. Blessed. The best is blessed. Benim. Ruh eşimle e, e, Zaten beraberlerdi yani çocuğu da Çok var. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar, Çok tatlılar. aynen. Tatlılar. Ailecek böyle komple evet, paket. Süperler. Eee tebrik ediyoruz o şirin Max Holloway'i. Biziz diyorsa burada. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Selamlar. Çok Ama, iyi seviyoruz. <laughs> Bless başkan. E, burada ama yazık oldu yani yazık oldu yani üçleme olması gerekiyor tabii ki yani hafif siklet de yapalım diyor e. ki hayır burada yapacağız diyor Patricio Pitbull ya <laughs> sinir oldum biraz ya evet. açık konuşmak gerekirse. ya bir yandan da tabii Patricio Pitbull'u da şey yapmak lazım yani aşırı bir fiziki dezavantajla çıktı her, e. evet. her zaman çıkıyor da ya öyle. E. E. de çok büyük bir çok uzun lenki bir Muhtemelen yani. A.G. Mackey yılmış artık tüy siklete düşmekten yani. Olur. Ya lafifte yapalım. Yani aslında evet. tüy yapmaları da mantıklı. İki maçta tüy oldu. Üçüncü de orada olması. Hani şimdi uyuz oldum dedim ama oradan düzelteyim. Biraz yani bak. Robin e, van Roosmaarden'e benzetiyorum. Total yani. vuruşlarda 184-110-131'e yetmiş bir kere. Zaten AJ üstünlüğü Hı. var. 13'e 7 elbow var. Yani dirsek var. Patricio Pitbull'da yok. Tekmelerde 36'da 33 isabet, 30'a 22 yani çok büyük bir fark yok. 7'de 6 diz, 1'e 1 tane dizi var. 4 tane takedown'u var şeyin. E, AG McKinney'nin. Hmm. Burada takedown'u yok yazıyor ya. Evet, Sub o giyotin ayakta denedi. Hmm. Doğru, takedown yok. Yani 4 tane takedown var. Yani bir naktanla, ya hayır bir de şöyle bir şey var güzel. Bir tane yani 49-46 varmış yani. 48, onu onu 47, 48, zaten direkt böyle alacağın, atacağın yani. Hani. <laughs> saldamato mu acaba? Yok o şey <laughs> Benim eleman. Ama yok bir önceki geceydi orada olabilir. Yok belki ya böyle olabilir abi. Her yere gidiyorlar her yerdeler hakemlerde. de. Saldamato her yerde ya. Şeylerde. Sa sal, bu saldamato da. zihniyetiyle <laughs> nereye Olmaz kadar? Olmaz hocam. Ee, ondan önceki maç Vadim Neko, Corey Anderson yazık oldu. 1 milyon dolar devretti gitti hocam. 1 milyon, milyon dolar piyango. devretti. Evet, <laughs> da devretti. <gülüyor> <İddiada> devretti. <laughs> Büyük Abi ikramiye olacak. Ne sonra. kadar özellikle Corey Anderson ne kadar üzülmüştür yani hani <laughs> evet. şey. 1 milyon dolar hakikaten gitti. Ama gene şey kemer için dövüştükleri için Hı -hı. normal dövüş paralarını alacaklar. Hı -hı. Ama bir milyon dolarlık Grand bir şey daha çıkacak. Evet, Grand Prix'nin ödülü. Hı, -hı başka zamana kaldı. Güzel de maç oluyordu bu evet. arada. İlk roundu almıştı bence Nemkova, ama güreşi devreye soktu Corey Anderson. İkiye aldı, üçü alıyordu. Sonra <laughs> kafaya, işte kafa, gitti. kafa kafaya kafa, çarpıştılar. Şey bu karara diyecek bir şeyimiz yok. yok canım, <laughs> ya abi, accidental şey yani, yani kaza yok eseri yok. olmuş bir durum Head ve matlar zaten genelde yani kaza kaza oluyor yani. Evet. No contest oldu, sonuçsuz ben oldu. Ben Kemer Vadim Nemkov'da kaldı. Bu maçın revanşı <laughs> kesinlikle olacak zaten. Evet. Ee, böyle Başka konuşacağımız Durumlar var mı? Böyle. Başka, Başka konuşacağımız hakem var mı acaba? Bilmiyorum. <laughs> şey yani magazinsel konuşacağımız bir şey var var mı? Bu hafta sonu Lemoş Andraj e, şeyi var. Yine Aynen. Vegas'ta herhalde. Fury White olacak. Senden de tahmin edip. Gerçi box box yapacağız. Fury White şimdi. yapacağız. Sonuç şey Aynen. yapacağız. Ya yani biz açıkcası daha sonra pazar günü maç sonucu yapacağız. Maç sonu yapacağız. Aynen. Yani yani Tyson Fury. Yok yok burada söyleme. Ha. Box to box'ta box senin. Box to ya ben şey. yaptım box to box ha, tek başıma tamam, programda. Tek şey. da senin tahminini de alırız orada. Tamam. Ee, bir şey yok herhalde. Junior Ugaz hakkında da bir box to box yapacağız. Onu da hatırlatmasını yapalım. Şimdi çekiyoruz. Şimdi yapıyoruz ee, onu. Hatta şey ben <laughs> gömleğimi çıkaracağım yeni gelmişim gibi. Siyah tişörtüm de burada <laughs> <laughs> olacak. Ben yok. Pantera devam. Pantera ben. devam <laughs> edecek. Ee, Arda. Ee, hatta Tyson Fury onun hikayesi olacak bu hafta. Onu da belirtelim. Pazar günü de maçtan sonra sıcağı sıcağına Dilim White Tyson Fury maçının değerlendirmesini yapacağız Ardayla ile. Ee, yani bu hafta dop dolu fight digital. Dijital. Dövüş dolu bir hafta. Dövüş dolu bir hafta. Ağzına <laughs> sağlık Arda Tümer. Senin de ağzına sağlık. Evet böylelikle pound for pound'un bu bölümünün sonuna geliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.